Herkese merhabalar. Bugün kripto dünyasında yeni ve çarpıcı bir gündemle karşınızdayız. Bu kez bu videomuzda gündemimizde çok ünlü bir YouTuber var. MrBeast. Takip edenler az çok biliyordur MrBeast'in adını. Yaptığı devasa bağışlar, çılgın videolar, muazzam projelerle tanınıyordu uzun zamandır, ancak bu sefer kripto para dünyasında oldukça tartışmalı bir meseleyle gündemde. İddialara göre MrBeast düşük piyasa değerli kripto projelerini tanıtarak bu projeler üzerinde 10 milyon doların üzerinde kazanç elde etmiş. Bu nasıl mı oldu? Şimdi detaylar aslında oldukça çarpıcı ve okudukça detayların içerisinde şaşırıyorsunuz. Blockchain araştırmacısı SomaXBT'nin bulguları söz konusu ve MrBeast bazı kripto para projelerine yatırım yaptı. Bu projeleri de kendi popülerliğini kullanarak, kendi YouTube kanalını kullanarak tanıttı ve fiyatlarını yükseltti. Ardından da elindeki bu coinleri tap yaptığı anda, zirvedeyken satıp çok büyük kazançlar elde etti. Kripto dünyasında bu yöntem aslında sıkça rastlanan bir yöntem. Adına pump and dump deniliyor ve bireysel yatırımcılar için de çok tehlikeli olabiliyor. Bu yöntem fiyatları yapay olarak şişirip ardından da hızlıca satış yaparak fiyatların çökmesine neden oluyor. Sonuç olarak da bu coinlere yatırım yapan küçük yatırımcılar ellerinde değersiz varlıklarla kala kalıyor. Şimdi gelin bu iddiaların merkezinde hangi projeler var, onlara bir yakından göz atalım. Superfarm DAO'nun Super Token'ı bu projelerden birisi. İddiaya göre MrBeast bu token'a 100 bin dolar yatırım yaptı ve bu yatırımla 1 milyon Super Token aldı. Ardından da token'ın fiyatı yükseldikçe bu token'ları tam 3.7 milyon dolara sattı. Sadece bu projeden de değil aslında, MrBeast başka projelerde de aynı yöntemi uyguladığı iddiası var. Hangileri bunlar? Pimon, ShopX ve Stack gibi başka projelerden de devasa kazançlar sağladığı söyleniyor, iddia ediliyor. SomaXBT'ye göre MrBeast bu stratejiyle toplamda 10 milyon dolarlık bir gelir elde etmiş. MrBeast bu iddialara nasıl yanıt verecek merak ediyoruz. Ancak gerçekten de düşük piyasa değerli bu tokenları satın alıp bilinçli olarak manipüle etti mi? Yoksa sadece başarılı bir yatırımcı olarak kazanç mı elde etti? Bu sorular tabii ki kripto dünyasında büyük yankı uyandırıyor. Ayrıca bu durum kripto fenomenlerinin, influencerların kripto projelerine nasıl etki ettiklerini bir kez daha karşımıza çıkarıyor, bir kez daha gözler önüne seriyor. Şimdi bu durum sadece MrBeast'le sınırlı da değil. Lark Davis, Crypto Banter ve hatta KSI gibi diğer büyük isimlerde yine buna benzer iddialarla karşı karşıya. Bu fenomenlerin kripto para projelerine verdikleri destek bireysel yatırımcıların kararlarını ciddi şekilde etkiliyor. Ve unutmamamız gereken bir detay daha, bu tür pump and dump senaryoları küçük yatırımcılar için büyük riskler taşıyor. O nedenle her zaman her videomuzda olduğu gibi yine uyarıyoruz. Sadece kendi araştırmalarınızı yaparak, kendi risk faktörlerinizi göz önünde bulundurarak ve kripto paraların her zaman ani yükselişler gösterdiği gibi saniyeler içerisinde ani düşüşler de gösterebildiğini unutmayarak yatırımlarınızı yapın. Ve ne kadar takipçisi olursa olsun, ne kadar ünlü, ne kadar popüler olursa olsun, bir influencer bir projeyi tanıtırken hiç kimsenin körü körüne bağlanmaması ve her zaman kendi incelemelerini yapması gerekiyor. Tabii gelecekte de bu tür manipülasyonlar özellikle düzenleyici kurumların dikkatini çekecek. Geleneksel borsa piyasasında da bu tarz uygulamalar aslında ciddi yatırımlarla karşılaşıyor. Kripto dünyasında da benzer şeyler yaşanıyor. İşte bu sorular MrBeast skandalından sonra daha çok tartışılmaya başlandı. Son olarak yatırım yaparken sadece büyük isimlere güvenmek yerine projelerin temel analizlerini yapmayı unutmayın. Kripto para dünyası hızla değişen ve dikkatli olmazsanız büyük kayıplar yaşayabileceğiniz bir dünya. Yüksek riskler barındırdığı için de kaybettiğinizde üzülmeyeceğiniz tutarlarla yatırım yapmanız gereken bir mecra. Bu tür skandallara ve bu tür dolandırıcılıklara kurban olmak istemiyorsanız bu tavsiyelerimizi hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın diyelim ve sizlere veda edelim. Benzer içeriklerin devamını ve kripto dünyasındaki en yeni haberleri öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.